Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. İnanın o kadar yoğun bir gün oldu ki. Valla sizinle dertleşmeyi, sizinle sohbet etmeyi, şu regülasyonlar üzerine konuşmayı falan özledim. Bu regülasyonlarla ilgili de sabahtan beri de yayın açacağım ama 7-8 tane toplantı üst üste girince durum böyle oldu. En çok merak edilen şeylerden bir tanesi regülasyonlar ne olacak değil mi? Regülasyonlar acaba nasıl bir hareket olacak? Bana göre regülasyonlardan vergi alınması durumu pek fazla kripto ile mantıklı değil. Vergi nereden alınabilir en önemli soru. Siz mesela kripto borsasından bankaya çekiyorsunuzdur. Orada bir vergiyle karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda o parayı bankadan çıkartırken ikinci bir vergiyle karşılaşabilirsiniz. Bu da bugün arabalarda ödediğimiz ÖTV'nin işte KDV'si KDV'nin ÖTV'si falan gibi bir şeyler. Diğer taraftan bence kesinlikle e, bunlar aslında çok uzunca bir süredir TODEX vurgunu olduğunda BTC Türk, Paribu ve Bitci ile beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla da Bahçeşehir Üniversitesi'nin bu kripto anlamındaki isimler de ön, üst üste gelip güzel bir şeyler çıkartmışlardı ve bir Cumhurbaşkanı Erdoğan çünkü TODEX olduğunda 2 milyar dolar diye ana akım medyada yazıldığında hemen 10 gün içerisinde tamamlanmasını istemişlerdi. Gelmişti. Aradan 10 gün değil herhalde bir yani 150-200 gün falan geçmiştir. Burada önemli olan orada bir sermaye arttırımı yaptırılmıştı borsalarla ilgili. Burada aslında borsaların sermaye arttırımlarıyla ilgili bir şey olacak. Yani bir lisanslama, bir sermaye arttırımı, belli bir seviyenin üzerine bir borsa açmak için belli bir seviyenin üzerinde olması. Çünkü regulasyon gelene kadar özellikle borsalarda bir kodlamacısı olan çok rahatlıkla bir şey yapabiliyordu değil mi? Rahatlıkla bir... Borsa açabiliyordu e bu borsa açıldığında giveaway işte araba veriyoruz onu veriyoruz ev veriyoruz işte size güzel hayat veriyoruz diye genelde erkek odaklı reklamcılıklarla da 300-400 bin kişiye kadar ulaşıldı bu arada cumartesi günü böyle ayaklarımı uzatıp sizinle konuşmaya da ne kadar özlemişim anlatamam. Ee, o yüzden hani bana daha çok bu borsalar özelinde gelecekmiş gibi görünüyor. Bir vergilendirme ise iki akademeli olacaktır ama bu vergilendirme kripto yatırımcısını daha da teşvik edecektir. İlk başta tecrübesiz olanlar Aa, ama kazancımdan yiyorsa falan diye ama zaten sizin altın kazancınızdan, dolar kazancınızdan, fon kazancınızdan her halükarda sizden pay alındığı için böyle bir durum gerçekleşebilir. Dolarda 10.63'lük bir dolar kuru görüyoruz. Şimdi bitcoin artıyor olsa bile Türk borsalarında dolar gerilediği için kesinlikle bir düşüş portföylerinize de yansıyor olabilir. Hiç panik olacak bir şey yok. Bir önceki yayınımda da söylediğim gibi arkadaşlar bu kalemun dönemindeyiz. E, Bitcoin biter, Ethereum sessizliğe gömülür, Metaverse'ler başlar. Zaten Metaverse'ler e, ciddi anlamda en ufak bir artış sinyali bile geldiğinde hemen artan anlamda. O nedenle burada aslında bu regülasyon hem biraz göz korkutmak hem biraz vergiler anlamında borsaları sıkıştırmak anlamında önemli. Bu regülasyonlarda bir Pari Paribu ve BTC Türk'ün en fazla ihtiyacı olduğunu biliyoruz. O yüzden hani en fazla ihtiyacı olduğunu, en fazla söz sahibi olduğunu biliyoruz. Ama dediğim gibi yeni borsalar, sermaye arttırımları yapıldı ve burada gördüğünüz gibi bana göre bu kripto regülasyonu yasası bundan ilgili. Şöyle söyleyeyim size. E Türk borsaları için geçerli olacaktır. Ama bu işin global borsalı ayakları da var. Mesela e Bybit gibi veya daha global olan Türkiye'deki borsalara Türkiye'deki global borsalara girecek olan borsalara bir ofis açma zorunluluğu gelebilir. Biliyorsunuz bunları bütün e-ticaret firmalar için yapıldı. Öyle bir şey gelebilir. Binance ilk e şeyini aldı ve masan belirleme ile Regal olarak olduğu için 8 milyon lira olan üst idari ceza yedi. Çok fazla ceza gelecek bu dönemde. Bu cezalarla birazcık hani hem dolar anlamında hem de rezervleri doldurma biraz böyle kenarda para e, bulundurma falan e, gibi şeyler var. O yüzden hani böyle bir şey olabilir. Ama global borsalar üzerinden özellikle bir yabancı şey varsa veya bir döviz kuru e, hesabı varsa oralardan yine walletlardan ödeme walletlardan hareketlilik gerçekleşebilir. E, kripto çekilişlerine bir önlem getirilebilir çünkü kripto özellikle NFT'de, metaverse'de ve bu arada Türkiye'de gerçekten çok iyi bir eğitim sürecine de girmeliyiz çünkü her gün insanlar metaverse, NFT, gaming, kripto bunların hepsini duyuyorlar ama çok fazla insan e, bilmiyor. Birden Binance'i kapattım diye mesela de hayır diyemez. E, e, zaten belli bir zaman vermesi gerekiyor ama ben pek diyeceğini düşünmüyorum. Daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetiminin bu kriptolar üzerinden nasıl vergi alırım madem bu kadar şey. Savaş açma işi e, yani savaş açma işini bilmiyorum. Pek kazanılabilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. E, giriş çıkışlarda belki meblalar artabilir. Bir bilmem ne payı gelebilir ama Zannetmiyorum. Ee, şu anda zaten Bitlo, BTC Türk, Paribu, Bitci bunların hepsi belli bir sermayenin üzerinde zaten hareket ediyorlar. Ee, çok ciddi bir yüklenme olursa ki bu arada Türk borsalarıyla yabancı borsalar arasındaki arbitraj veya yabancı borsalardan Türk borsalarına geçtiğinizde dolar kurundaki artışlarda azalışlarda kendinizi korumanız veya daha basit teter almanız gibi şeyleri de lütfen hani şey yapın, dikkate alın. Şu anda baktığınızda Bitcoin 50 bin doların üzerinde dün güzel bir 50 bin doların üzerine bir güzel kapanış yaptı ama şu anda böyle biraz kırmızı gibi görünüyor. Hiç panik olacak herhangi bir şey yok. 51 binin üzerine çıkması sahte bir şey olabilir. Burada eğer ki bir yükseliş eğilimini görmek istiyorum. Beste nerelere bakmalıyım derseniz bir kere spot'ta bakın bir hangi tokenlarda 24 saatlik değişiklik olmuş ve en önemlisi Tether'a bakın ve en önemlisi SHIB ve DOGE bakın. O yüzden hani Kaçımız çok dünya en komik şeylerinden bir tanesi geldi. Kaçımızdaki donu ne zaman isterler sizce? Valla bilmiyorum. E, i̇ş oralara gelmez inşallah diyorum. İş insanların döviz tevdiat hesaplarına e, el koymaya gelmez diye umuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamış 23.8 milyar dolarlık milyar TL'lik böyle bir mevduat oluşmuş diye. E, dediğim gibi şu anda düşükten dolar kurundan herkesin topladığı aşikar. E, bunları şu anda Merkez Bankası'nın ve işte para satanlarla bir şekilde dengelenmeye çalışılıyor ama şey önemli. Bu arada SHIB ile ilgili bir yol haritası açıklandı. Doge ile ilgili bir yol haritası açıklandı. Onlar artık shitcoinlerden bir yerden bir yere gitmektense daha böyle hani biz de varız ya bu oyunda demeye başladılar. Çünkü onların üzerinden yeni paranın geldiğini anladıkları için ve biraz daha uzun vadeli kalsın diye böyle bir şey yaptılar. SHIB ve Doge eğer bitcoin eğer. Bitcoin bir hareketlenecekse önce onlar üzerinden gider. Ana akım medya nelere oynuyorsa oralarda daha çok giriş olacaktır. Ana akım medya akıllı bir yatırımcı için ana akım medya neyin üzerine oynuyorsa da Oradan uzak durmak mantıklı. Altın biraz sıkışık. Endüstriyel emtialar biraz sıkışık ama göreceğiz bakalım. Bitcoin'de yükselmeye emareleri var. 51 bin dolara çıkmış olması bile bize bir şey gösteriyor. Ama şunu da kötü senaryoda söylemek zorundayım. 69 bin dolardan beri tepelerde çok böyle tepeler azalarak iniyorlardı. Şimdi 51 bin son tepe olma ihtimali var. Ben o kadar yüklü görmüyorum. Çünkü Şubat'a Mart'a kadar bu boğa sezonunun devam edeceğini düşünüyorum ama Mart'tan sonra uyusa bile bu kalemin sezonu alt token'a hareketli. Matik çok ciddi anlamda artmıştı. Ama sonra bir şekilde değerlerini geri verdi. Aynı şey Avax için de geçerli. Aynı şey artan bir anda 51 bin dolara çıkan Bitcoin'e artanlar için geçerli. E, bu hafta sessiz sakin geçer. Hani böyle işte yılbaşı bilmem ne olur ama bizim için 3 Ocak, e, Salı günü önemli diyebilirim. E, dediğim gibi bu arada BTC haberde zaten ben size Avax, Solana, Mana, sent Bitcoin, Ethereum'da önemli eşikleri söyledim. Lütfen o programı ...programı da izleyin. Ve bundan sonrası da ben yalnız başıma anlatacağım. Konuklar da olacak tabii. Yeni insanlarla tanışacağız ama... şimdilik önümüzdeki birkaç bölümde yalnız başımayım. Şöyle güzel sizlerle bir teknik, temel, analiz... ...karışık bir şeyler yapalım istedim. Ee, ve dediğim gibi ilk cezanın gelmesi... İlkleri yaşamaya başladık. Önümüzdeki hafta cezalar, regülasyonlar onlar gelebilir. Kripto, kripto yasasında neler olduğunda yaşayacağız ve göreceğiz ama borsalar özelinde olabilir. Vergi konulması durumunda da insanlar mutlaka bu vergiden bir şekilde kendine çıkartacak yerler bulurlar. O yüzden kriptonun verilmeyen bir hizmet üzerine vergi vermek sadece böyle değişik bir süreç olur. Ama e, piyasa... Bunu da kusar ve e, ben BTC Türk Paribu ve şeyle e, Paribu ve Bitci'nin oluşturduğu ve Bahçe Üniversitesi'nin destek verdi bu regülasyonu bakalım göreceğiz. Ama e, vergi üzerine veya bir şekilde tüketiciye vermese bile vergiyi borsalar üzerinden bir alacak istediğine eminim hükümetin. Bakalım yaşayacağız göreceğiz. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Bybit ve Bitlo referanslarımı vereceğim. İkisi arasındaki farklılıklardan da lütfen faydalanın diyorum. Görüşmek üzere.